Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ve men valeh emma ba'd. Allah'ım senin güzel adlarınla, uca sıfatlarınla dileyirem. Ettiğimiz ibadetleri dergahında kabul eyle. Allah'ım senin güzel adlarınla, uca sıfatlarınla dileyirem. Namazlarımızı, orucularımızı, dualarımızı dergahında kabul eyle. Amin. Bizleri, ailelerimizi, sevdiklerimizi bu gönderdiğin nurlu İslam dininden ayırma. Amin. Allahümme ya hayyu ya kayyum, ya zel celal vel ikram, ya zel tavli vel in'am. Kalbimize iman takva doldur ve bizi hak yoldan asla ayırma. Amin. Allah Azze ve Celle'den güzel adlarıyla, uca sifatlarıyla dileyirem. Zövcelerimizi, evlatlarımızı salihlerden eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle bu dünyada bizi iman, takva üzere cem ettiği kimi, ahirette Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahip olduğu tevhid bayrağının altında cem eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahip olduğu Kevser bulağından doya doya içmeyi nasip eylesin. Amin. Dünyanın şerrinden, fitnesinden Allah bizi, ailelerimizi, sevdiklerimizi, bütün İslam alemini korusun. Amin. Allah Azze ve Celle mescidimizi hifz eylesin. Amin. Cemaatimizi hifz eylesin. Amin. Kendimizi hifz eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle mehribançılığımızı devamlı eylesin. Amin. Aramıza fitne salmak isteyenlere Allah imkan vermesin. Amin. Bize şer ölçüp biçenlerin Allah onu öz başlarına getirsin. Amin. Allah Azze ve Celle'den dileyelim yeryüzünde olan mezlum Müslümanlara yardım eylesin. Amin. Borcu olanlara borçlarını ödemeyi için köme eylesin. Amin. Esirlikte olan Müslümanları Allah azad eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle'den dileyelim güzel adlarıyla, uca sifatlarıyla mümin olarak yaşatsın, mümin olarak huzuruna köçmeyi nasip eylesin. Amin. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle haşir eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle bizleri peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle haşir eylesin. Amin. Ve asanlıkla, rahatlıkla, sorgu sualdan geçip cennete dahil olanlardan eylesin. Amin. Allah Teala bilerekten ve bilmeyerekten ettiğimiz günahları bağışlasın. Amin. Allah Azze ve Celle bilerekten ve bilmeyerekten ettiğimiz günahları bağışlasın. Amin. Bütün sözlerimizde, emellerimizde ihlas nasip eylesin. Amin. Allah Teala bizi riyakarlıktan, ikiyüzlülükten korusun. Amin. Hakkı hak olarak göstersin, ondan möhkem yapışmağı nasip eylesin. Amin. Batili batil olarak göstersin, ondan uzaklaşmağı nasip eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle bizleri, ailelerimizi, sevdiklerimizi fitneden uzak eylesin. Amin. Aziz ve mühterem kardeşler, İslam'ın en önemli şahsiyetlerinden biri hakkında özme bizi size hatırlatma eleyeceğim. Gençler için ibretli şahslardan biri Mus'ab ibn Umeyr radıyallahu anhu. Bu hayatta her zaman bu ümmetin mert oğullara ihtiyacı var. Bu hayatta her zaman bu ümmetin kişi insanlara ihtiyacı var. Sadık dostlara ihtiyacı var. Vefalı insanlara ihtiyacı var. Bu hayatta hiçbir kez vefalı dostu kaybedecek kadar, itirecek kadar zengin değil. Ümmetin ulduzlarından 1400 ildir adı diller ezber olan sahabelerden biri Mus'ab ibn Umeyr radıyallahu anhu. Mus'ab ibn Umeyr radıyallahu anhu Mekke'de yaşayan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman eden sahabelerden biriydi. Mus'ab ibn Umeyr radıyallahu anhu Mekke'nin zengin ailelerinde en bahalı paltarı giyinen, en bahalı ətirləri sürten ve anasının atasının erke böyüttüğü insanlardan biriydi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben Allah'ın elçisiyim, alemlere rahmet olarak beni gönderdiği dediği günden iman etmiş, ailesinden korkarak imanını gizletmiş sahabelerden biriydi. Nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle gizdin gizdin görüşürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle dini öğrenirdi. Allah'ın emirlerini öğrenirdi. Gizlin gizlin dağlara taşlara çekilip
dua edirdi. Bir gün Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle görüştüğünü gören akrabalarının biri gelir onun valideynlerine Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittiğini deyir. Anası eve çağırır, aileleri eve çağırır, tehdit edirler, asla vazgeçmir. Muhammed Resulullah deyip durur. Muhammed Resulullah. Muhammed Allah'ın elçisidir. Muhammed Allah'ın elçisidir. Kabilesi yığılır. Mus'ab ibn Umeyr radiyallahu anhu aciz susuz bir otağın içinde hapsedirler. Mekke'nin en güzel genci hapiste çirkinleşir. Verdikleri paltarı elinden alırlar. Hatta o güne düşür ki yemeye bir lokma tike tapmır. Onunla beraber asla davasından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imanından, gerçek iman etməyindən vazgeçmir. Ve Müslümanlara azab şiddetlenende, Mekke müşrikleri zayıf Müslümanlara zulm eleyende, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Habeşistan'ın adil kralı Necaşi'nin yanına hicret etmeye izin veren ilk destelerden onlara koşulur, Habeşistan'a gelir. Yüksek paltar giyinen, yüksek yemek yiyen, Mekke'nin içinde en güzel sayılan genç Mus'ab ibn-i Umeyr radiyallahu anhu Habeşistan'a giderken övratını örtecek kadar yalnız elinde paltar olur. Ayağı yalın gedir, başı açık gedir. Orada giderken ise sadece karnını doydurası kadar yemek tapır. Ve bir müddetten sonra kaydır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için darxır, onu özlemiş olur. Gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem korumak isteyir. Ve bu zamanlarda da Medine'de iman ehli olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bize keçke bir sahabe gönderesen senin öğrettiğin dini bize öğrede biz dinde sabit kalak deyir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mus'ab ibn Umeyr radiyallahu anh'unu seçerek Medine'ye ilk davetçi, ilk sefir, ilk onlara hakkı öğreden ilk defa Medine ehline cüme namazı kıldırmak için Mus'ab ibn Umeyr radiyallahu anh'unu gönderir. Mus'ab ibn Umeyr radiyallahu anh'u giderken bütün sülalesi, kabilesinin hamısı ondan üz çevirir. Bir insan ondan danışmasın diye emir verir. Medine'ye geldikte Es'ad ibn Zurara radiyallahu anh'un evine gelir. Bir otak verir. Bir balaca otak verir. Oraya girir. Seherden akşama kimi bazarlarda, yollarda ve gördüğü her yerde insanları Allah Teala'ya çağırır. Allah'ın birliğine çağırır. Dünen Üsreyn, bahalı yemekler yiyip bahalı paltarlar içinde kalan Mus'ab ibn Umeyr Medine'de ayağına keçirəsi ayakkabı takmır. Ayağına hurma yarpaqları dolayarak Medine'nin küçelerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dinine çağırır. Medine'de iki büyük kabilenin reisleri olur. Birinin adı Useyd ibn Hudeyr, birinin adı Sa'd ibn Muaz. Her ikisi İslam'a gelir. Gelirler Mus'ab ibn Umeyr radiyallahu anh'un dizinin dibinde otururlar. Sa'd ibn Muaz radiyallahu anh'u ölende Allah'ın erçi titreyir. Useyd ibn Hudeyr Kur'an kıraatını melekler yığılıp dinleyir. Bu iki faziletli insanın İslam'la Mus'ab ibn Umeyr radiyallahu anh'u sebep olur. Aziz ve mühterem kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret eleyende ilk onu karşılayan canım, malım, hayatım, malım, devletim sana feda olsun ya Resulallah deyen Mus'ab ibn Umeyr radiyallahu anh olur. Mus'ab ibn Umeyr radiyallahu anh genç olur. Cavan olur. Möhkem olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüyle gelir. Önünde hiç kim olmasa önünde gelir ki ayağına batan neyse onun ayağına batsın. Arkasında hiç kim olmayan da arkasına geçir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadan kimse zarar vermesin. Canından çok sevir. Hicretin 3. yılında en kanlı muharebe baş verir. Uhud döyüşü. Mekke müşrikler yığılır, gelirler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem and içirler ki biz Muhammed Peygamber'i öldürecek. Hamısı and içirler ki İslam'ı bugün darmadağın eleyecek. Hayatta Allah denen insan kalmayacak. Bütün küfür ehli gelip Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inananları katil etmek isteyir. Bu büyük bir muharebede önde olanlardan biri kimiydi kardeşler? Mus'ab ibn Umeyr radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam bayrağını Mus'ab ibn Umeyr radıyallahu anh'a emanet eliyor. Sen bugün İslam'ın bayrağını taşıyacaksın. Mus'ab ibn Umeyr İslam bayrağını kaldırarak dövüşün ortasına girir.
Döyüşür, 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 döyüşür. Kafirlerden biri gelir, elinde tuttuğu hası bayrağı əsəliyle tuturdu, kolunu xançalla kesir ve bayrağı yere düşür. Bayrağı yere düşür. Bu bayrağı mənə Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdi deyir. O mənə verdiği bayrağı hayattayken mən yere düşebilmez. Sol əliyle götürür. Savaşır, sol əli de kesirler. İki kesilmiş koluyla bayrağı sinesine batır. Önünden, arkasından, sifetinden, başından, karnından, her tarafından xançalla, nizayla vurarak şehit edirlər. Mus'ab ibn Umeyr radiyallahu anh'a her xançal nizaya deyidikdə Muhammedur Resulullah deyir. Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın elçisidir. Mədinə döyüşü tamamlanır. Uhud döyüşü bitir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüntülü olur. Niye? 70 tane sahabe şehit olmuş. Özü yaralanmıştı. Medine'de ölüm haberi çıkmıştı. Əmsi ölmüştü, Həmzə. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere der ki, şehitleri bir tarafa yığın. Yaralıları bir tarafa yığın. Sonra der ki, axtarın, görün yaralıların içinde Mus'ab ibn Umeyr var mı? Deyirler, ya Resulullah, yoktu. Şehitlerin içinde axtarın. Gəzirlər, deyirler, yoktu ya Resulullah. O kadar yaralanmıştı ki tanınmırdı. Yaxından onu tanıyan bir sahabe tanıyır. Ya Resulallah. Budur der Mus'ab ibn Umeyr. Mus'ab ibn Umeyr'in başının üstünde durur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yetmiş tane şehidin içinden gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mus'ab ibn Umeyr'in başının üstünde durur. Ey Mus'ab, ben seni Mekke'de böyle görmemiştim der. Seni cürbəcür paltarlarda, cürbəcür ətirlerde, ama bugün bedeninde sağlam bir yeri yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturur, hönkür hönkür ağlayır. Üzülür. Bakın, ümmetin en şerefli insanı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzülür. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzülürse, siz demeyin ki biz üzülmeyi istemirik. Eğer o üzülübse biz de üzüləcək. Eğer o ac kalıbsa biz de ac kalacak. Eğer o çetinlik çekipse biz de çetinlik çekecek. Bizden talep olunan sadık imandır. Başımıza gelen her şeye razı olmaqdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere der ki Mus'ab ibn Umeyr radiyallahu anhunu dəfn elən. Deyirlər ya Resulullah. Onu dəfn eləyəsi kəfənimiz yox. Əynindəki paltar yuxarı çəkirik, ayağı açılır, aşağı çəkirik, başı açılır. Biz bu insanı dəfn eləməyə evimizdə, bədənində, onun evində, mülkündə kəfəni yoxdur.
Mus'ab ibn-i Umeyr'in üzüne bakarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağlayır. Otla bükerek otun içinde bastırırlar Mus'ab ibn-i Umeyr. 40 yaşında Uhud dövüşünde şehit olur. İslam'a geldiği günden ruhu çıkana kimi İslam dinine hizmet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mus'ab ibn Umeyr'in şehit olmuş bedeninin üstünde durarken, ona bakarken ayeni okuyor. Müminlerden bir toplum var ki Allah'a verdikleri ehdin üzerinde sadık kaldılar. Allah'a verdiği ehdin üzerinde ölene kim sadık kaldılar? Biz bugün aziz gençler, La ilahe illallah deyirikse bu kelimeye sadık kalak. Biz Muhammedur Resulullah deyirikse bu kelimeye sadık kalak. Özümüzü gidip dinsiz, imansız, namussuz insanlara okşatmayak. Allah bize veren bu dinin, bu kişiliğin, bu mertliğin, bu tevhidin kadirini, kıymetini bilek. Bugün varık sabah yokuk. Hamı sabah ölecek. Bu hayatı, kısa bu hayatı o şekilde yaşayak ki sabah Allah'ın huzurunda üzümüz ağ olsun. Mus'ab ibn-i Umeyr radıyallahu anhu sizin kimi genciydi. Bu ümmetin Mus'ab ibn-i Umeyr'den ibret alası gencilere ihtiyacı var. Allah bizleri onların yoluyla gitmeyi nasip eylesin. Onlar kadar sadık olanlardan eylesin. Onlar kadar mert olanlardan eylesin. Onlar kadar dinine, imanına, peygamberine bağlı olanlardan eylesin. Allah Teala kalbimizi asla hakikaten İslam nurundan şaştırmasın. Yüreğimizi onun, Allah'ın sevgisiyle, Allah sonra peygamberinin ve peygamberinin sevgisiyle Allah Teala doldursun. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve berik ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.